şehitlikten önce bayrağımızın olduğu kısma. Şemsi Erdoğan 21 yaşında. Osman Yaşan 21 yaşında. Biraz sonra sırf benim için Türkçe sunumu yapılacakmış. Yolda yürürken burada barış yazısı gördüm. Hepinize Güney Kore'nin Busan şehrinden merhaba arkadaşlar. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bugün Busan'daki Türk şehitliğine gideceğiz. Biliyorsunuz ki koronadan dolayı insanlar çok fazla ziyaret edememişti ve ben de bugün Türk şehitliğine gidip savaşta hayatını kaybetmiş Mehmetçiklerimize dua etmeye gideceğim. Beraber gideceğiz. Bugünlerde onlar çok yalnız kaldılar. Onların yanında olmayı istedim. Zaten gelmemdeki amaç da buydu. Çünkü Kore Savaşı'nda yıl dönümü, Haziran'ın son haftası. Ben de bugünlerde onları ziyaret etmek istedim. Bakalım nelerle karşılaşacağız? Neler var şu anda? Koronadan dolayı kapalı mı? Yoksa açık mı? Beraber göreceğiz. Hadi hep beraber gidelim. Bu arada şu anda olduğum ev Busan'da kiraladığım ev arkadaşlar. Busan'daki yani Kore'deki yeni evim diye bir video yapmıştım. Onu da izlemek için şuradan gidebilirsiniz. Şimdi evden çıktım. Şehitliğin olduğu yere en yakın olan istasyona gidiyorum. Gelecek kişiler için söyleyeyim, Taeyeon diye bir yer. Şimdi o istasyona gideceğim. Orada indikten sonra çok yakın. Şehitliğe gelmek isteyen kişiler için bir bilgi aktarmış olayım. Şu anda Taeyeon Yoga indim. Bir 10 dakika 15 dakikalık yürüme mesafesi varmış. Bir 10-15 dakika yürüyeceğim. Yürüdükten sonra da içeriye beraber gireceğiz. Göstereceğim yolları da. Yolda yürürken burada barış yazısı gördüm. Burada da Türkçe yazıyor. Yol üzerinde savaşa katılmış olan ülkelerin dilinde barış yazıyor. Mesela peace yazıyor İngilizce olarak. Tayland dilinde var. Böyle yol üzerinde yazmışlar. Birazcık kaldı. Bayağı sıcak. Kamerayı çıkartacağım. Kamera eriyecek diye korkuyorum. Az bir şey kaldı. Şimdi beraber gidiyoruz. Burada da Tayland dilinde barış yazısı var. Burada Hollanda dilinde var. Evet, burada Pai. İleride bayraklar görünmeye başladı. Hemen yolun karşısında bayrağımız dalgalanıyor. Görünce tüylerim diken diken oldu, yemin ediyorum. Şimdi şehitliğin önüne geldim arkadaşlar, tam arkamda. Biraz yürümek zorunda kaldık yukarıdan. Bayağı uzun sürdü. Şimdi içeri doğru geçeceğim. İçerisi de böyle. Gördüğünüz binada bir sunum yapılıyor. Kore Savaşı'nda yaşananlarla alakalı. İlk önce o sunumu izliyorsunuz. Ondan sonra da şehitlik bu tarafta. Her ülkenin kendi askerleri bu tarafta yatıyor. Beraber gideceğiz. Kapıda da bir tane asker nöbet tutuyor. Burası da giriş kapısı. Şimdi sunum tarafına gidip neler olduğuna bakalım. Burada savaşla alakalı sunum veriyorlar. Biraz önce burada çalışan bir teyze geldi, arkamdaki teyze hatta. Burada Türkçe'de anlatım yapılıyormuş. Biraz sonra sırf benim için Türkçe sunumu yapılacakmış. Sunumu izledik. Yanda da anılar odası varmış galiba. İsterseniz bir oraya da gidebiliriz. Orada Türk askerlerine dair fotoğraflar olduğunu daha yeni sunumdan öğrendim. Ama koronadan dolayı kapalıymış.
şehitlikten önce bayrağımızın olduğu kısma geldim. Onun altında şehitlerimiz var. Evet, burada başçavuş Bilal Aydemir, 23 yaşında. Şemsi Erdoğan, 21 yaşında. Osman Yaşan, 21 yaşında. Kemal Erten, 42 yaşında, binbaşı. 22 yaşında Ahmet Kartepe. İsmail Coşkun. Ethem Şener. Burada da generallerin getirmiş olduğu hediyeler var. Hemen aşağı kısımda da tüm şehitlik mevcut. Bizim şehitlerimiz, Türk askerleri de sayıca en yüksek ülkelerden birisi. Beraber şimdi o tarafa doğru inelim. Şehitliğin büyük bir kısmında Türk şehitleri var ve en ön kısımda zaten şu kısımda Türkiye. Hemen burası da Türk şehitliği, şu kısımlar, hepsi Türk şehitleri. Bunun bir arka kısmında Kanada, Yeni Zelanda, Amerika diye gidiyor hepsi. Evet sevgili dostlar, bugün de beraber Kore'deki Türk şehitliğini gezmiş olduk, görmüş olduk, bir Fatiha okumuş olduk, kendilerine verilen görevi yapan askerler bunların hepsi ve onlar da bizim kanımız, canımız ve burada yatıyor. Tekrardan ruhlarına Fatiha. İzlediğiniz için teşekkürler.